Selamlar herkese, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda Arbitrum hibe programına daha detaylı bir genel bakış yapacağız. Hibe programlarının bir genel olarak beraber inceleyeceğiz. Önceki videoda bir genel bakış yapmıştık, detaylarından bahsetmiştim, amacından, neden bu programın olduğundan. Bu videoda dediğim gibi biraz daha detaylı olarak programlara bakacağız. Arbitrum nelere hibe veriyor, bugüne kadar neler yapmış, bir genel bakış yapacağız ve gelecek videoda aşama aşama inceleyeceğiz. Örneğin oyun projesi geliştiriyorsunuz, eğitim projesi geliştiriyorsunuz. Nasıl başvuru yapabilirsiniz? Program neler istiyor? Bunları detaylı inceleyeceğiz. Bu videoda genel bakalım. Burada Arbitrum'un hibe programlarını görüyorsunuz. Bu sitenin linkini zaten yorumlarda size bırakacağım. Örneğin gaming tarafında bir programı var böyle. İşte AI tarafında yapay zeka için bir programı var. Yapay zeka projeleri geliştiren. Arbitrum Stylus kullanarak geliştiren projeler için var. Burada Alchemy ile işbirliği yapılarak bir 10 milyon dolarlık hibe programı var. Foundation'ım var. Burada çeşit çeşit var görüyorsunuz. Örneğin Foundation'ınki bakalım. Bakın bugüne kadar birçok projeye Foundation grant vermiş. İşte burada gaming projesi var, altında yazıyor. DeFi var, merkezi finans. Depin var, real world asset tarafındaki projeler, NFT projesi. Buradan projeyi tıklayıp İşte ne zaman aldığını granti, projenin detaylarını, diğer bilgilerin hepsini görebiliyorsunuz bu şekilde. Örneğin KitKat projesi Q4 2023'te Arbitrum'dan grant almış. Veya işte burada başka bir projeye bakalım örneğin. GMX var, NFT'si varmış. Bunlar yine Q4 2023'te grant almış. Siz de zaten grant aldığınızda burada bu şekilde yayınlanacak. Mesela burada nasıl başvuracağınız, grant programının detayları hepsi yazıyor. Mesela detayları işte ne, kimler başvurabilir grant programına. Hepsi burada yazıyor. Bunun yararları ne? Ne kadar isteyebilirim? Bakın örneğin Arbitrum Foundation grant programına başvurduğunuzda 20 bin dolardan 150 bin dolara kadar grant isteyebilirsiniz. Burada projenizin kapsamı ve bu parayı neden istediğinizi iyi açıklamanız, yol haritanızı iyi yapmanız oldukça önemli olacak. Takip edebilmeniz için hepsi var. Örneğin işte Growth tarafında proje geliştiriyorsanız 20 bin 60 bin. Advanced taraftaysa 60 bin 150 bin. Multichain ise 20 bin 60 bin. Burada hepsiyle ilgili bir aşama aşama vermiş. Mesela buradan detaylara da bakabilirsiniz. Yani her detay var. Zaten bunları dediğim gibi detaylı inceleyeceğiz. Ama ben genel olarak sizlere göstermek istiyorum. Örneğin Questbook tarafı var. Questbook tarafında bugüne kadar yaklaşık olarak 4 milyon dolarlık grant verilmiş. Ya şimdi ben bunları size bugün paylaşıyorum bu videoda. Çünkü burada ne kadar teşvik olduğunu, bir proje geliştiriciyseniz aslında gerçekten Arbitrum'un size burada destek sağladığını bilmenizi isteyin ve teşvik olun. Belki buradan çok güzel projeler çıksın diye ve ben çıkacağına da eminim bu videoyu izleyenler arasında. Örneğin işte burada mesela gaming için açmışlar. Gaming projesi mi geliştiriyorsunuz? Buradan başvurabilirsiniz. İşte new protokoller için ne kadar açmışlar? 456 bin dolarlık grant verilmiş. Bakın burada proje detayları yazıyor. Nasıl başvurabileceğiniz, kriterler neler? İşte proposal'ınızın, projenizin yani amaçları neler olmalı. Takımın neler olması gerektiği. İşte milestone'u nasıl yazdınız? Ya her şeyin detayı da yazıyor. Onun için mesela template bile var. Yani örnek bir grant başvurusu. Yani sizin için bir örnek bir başvuru da yapacağım. Ama burada her detay var gerçekten. Yani örneğin tek tek doldurmuş sizin yerinizde. Nasıl başvuru yapacaksınız? Hepsini. Yani burada örneğin girip içine şunu da görebiliyorsunuz. Başka grant alan başvurular nasıl almış? Buradan accept'a tıklayıp işte alanlar nasıl almış? Ne kadar almış? Ne göstermiş? Yani bu örnek başvuru da görerek doğru başvurular nasıl görebilirsiniz. Örneğin işte Arbitrum Proposal App yapacağım demiş. 43 bin dolar istemiş ve 4 tane de 4 aşamada yapacağım demiş. Başvuru da burada. Yani bu tarz birçok örnek de var görebileceğiniz. Beraber örnekleri de inceleyeceğiz. Ama gerçekten burada çok alan var. Önemli olan doğru hibe programına başvurmanız. En önemli kısım bu. Eğer doğru programa başvurur ve gereksinimleri sağlarsanız almanız imkansız değil. Yine Alchemy ile bir grant programı yapmışlar 10 milyon dolarlık. Gidip mesela buradan bunu da form doldurarak başvuruyorsun. İşte Arbitrum Stylus'u kullananlar için bir başvuru programı yapmışlar. Burada mesela template yine örnek var. İşte burada bununla ilgili detaylar var. Başka bir hibe programı. Burada da yapay zekayı kullananlar için. Yapay zeka tarafında proje geliştiriyorsanız ve Arbitrum ağını kullanacaksanız 1 milyon dolarlık bir hibe programı. Burada mesela ne aradıklarını, her detayı vermişler ve nasıl başvuracağınızı da göstermişler. Yani çok detay var gerçekten ve her detayı vermeleri de çok güzel. Ve aslında burada çok mükemmel bir fırsat var. Bir geliştir
geliştiriciyseniz, bir yerden başlamak istiyorsanız, burada en önemli kısım şu. Tabii ki sıfırdan hiçbir şey yapmadan başvurmanın anlamı yok. Ama bir fikriniz var. Bir aşamayı da getirdiniz. Örneğin 5 aşamada proje, ikinci aşamaya getirdiniz. Başvurabilirsiniz. Veya projenizi geliştirdiğiniz zaman marketing'e ihtiyacınız var. Marketing bütçesi içinde başvurabilirsiniz. Her alanda farklı farklı destekler sağlıyorlar. İşte gaming alanında ayrı bir sayfa var. Başvurabilirsiniz. Yani form doldur. Ya onun için bu videolar size çok faydalı olacak. Gelecek videolarda daha detaylı olarak örneğin Foundation sağladığı grant, kriterler neler, biz başvursak nasıl ilerlemeliyiz? Bunlardan sizlere bahsedeceğim. Bir örnek formda dolduracağız. Umarım bu videoda sizler için faydalı olur. Zaten linkleri yorumlara bırakacağım. Yine sorularınız varsa mutlaka size yorumlarda belirtin. Gelecek videolarda görüşmek üzere.